Yani lütfen onun bana yapay kalp olduğunu söyleme yani. O meşhur dünyada tek takabildiğimiz yapay kalp. Şu anda arabada bir yapay kalple birlikte seyahat ediyoruz. Dokunabilir miyim? Tabii. Bu elimde gördüğünüz bir yapay kalp çok enteresan bir şey. Bu yani insanın içinde duruyor öyle mi? Almanya'dayım. Neuss diye bir yerdeyim. Doğru söylüyor muyum? Neuss evet, mi yoksa? Neuss. Doğduğum, büyüdüğüm şehir, evet. Dilek Gürsoy'u mutlaka duymuşsunuzdur. Yılın doktoru seçildi Almanya'da. Öyle göğsümüz kabardı gerçekten. Bir tanesi yılın doktoru ödülü. İktres ödülünü. Evet, yani kadınlara verilen. Sanırım Merkel de almış. Evet, ben de bilmiyordum. İşte bunlar yani aldıkça ben de biliyorum ödüllerimin ne olduğunu ve hangi boyutta olduğunu. Ben yani böyle Brüksel'den geldim ve direkt çekime başladık. Benim için çok şok edici oldu tabii. Tıpla ilgili hiçbir bilgim yok konuyla. Ama daha gençsiniz, korkmayın, böyle bir şey olmaz. Umarım evet. Yani birdenbire böyle elimde bir yapay kalp falan gördüm. Bu ta 60'lı yıllarda Amerika'dan üretilmiş bir yapay kalp. 60'lı yıllarda nasılsa halen de biraz öyle. Tabii çok komik aslında. Bu yapay zeka üzerine konuşuyoruz bu devirde. Ve halen hava basıncıyla çalışan bir yapay kalbimiz var. 2010 yılından beri ben özellikle bu yapay kalp üzerine çalışıyoruz. Reinhardt dediğimiz. Bu kablolar eksik olacak ve elektrikli çalışacak. Lazım olan bütün aküler vücudun içine yerleştirilecek. Ve 2023 yılında da ilk defa insana takmayı düşünüyorum. Tıp konuştuk. Bütün başarılarını büyük bir hayranlıkla takip etmeye devam edeceğiz. Peki bu sırada popüler kültürle ilgili falan bir şey yapıyor musun? Okur musun? Yani seyahat eder misin? Müzik dinler misin? Mesela Türk pop müziğini takip ediyor musun? Hande Yener'i tanıyor musun mesela? Tanıyorum. Hepsini tanıyorum. Tanıyor musun? Tabii ama en son zamanlarda çok dinlediğim Orhan Gencebay. Memleketim sonuçta. Yani biz bir kanalda büyümüş insanız. Güzel zamanlarda, kötü bir zamanda değildik yani. Emel Sayın olsun, Orhan Gencebay olsun, Bülent Ersoy olsun, biz bunlarla büyüdük. Bir başka gece değil. Bir başka gece evet. Evet. Onu benden başka kimse hatırlamıyor zannediyorum. Ben hatırlıyorum, ben hatırlıyorum. Harika. Kahile bile gidemedim 2-3 sene. Bakın olabiliyor. İllahi de Bodrum, Antalya'ya gidip de Instagram'dan resim göndermek olmasa da oluyor yani. Ama onları yaptın mı mesela? Buraya giremiyoruz. Evet. Ben az önce girdim çünkü. Allah'tan beni polis falan görmedi ya Almanya'da. Türkiye'de herkesin bir akrabası, kuzeni vesaire vardır işte. Hani güzel arabalar gelir, çikolatalar gelir vesaire Almanya'dan. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Hayal kurarken acaba çok büyük hayaller kuruyorum vesaire dedin mi? Türkiye'ye gittiğinde mesela Türkiye'deki işte kuzenlerin, akrabalarının, oradaki arkadaşlarının falan nasıl bir muhabbetin vardı? Tipik bir iş ailesi havasındaydık biz de. Tabii İzmir'e gittik. Bavullar, çantalar dolu, arabalar dolu. Dediğin gibi çikolata, ütüdür, mütüdür. Sanki Türkiye'de hiç öyle bir şey yokmuş gibi ama millet doymuyor ama onun da farkına vardık aynı zamanda. Şimdi bugün yine aynı o çantalarla gitsek niye geldin demezler yani. Burada var demezler. Hani biz burada parayı yerde topluyormuşuz gibi bir hava vardı sanki o zamanları. Aileye de yansıyordu bu. İşte babamın vefatından sonra 87 yılında bu işe biraz değişti. Annem bizi biraz koruma amacıyla biraz aileden yani uzak tuttu demeyelim de yani biraz yani pek iş haşır neşir olmadı. İyi geldi bana. Daha çok işime odaklanabildim özellikle. Okuluma daha doğrusu. Anadolu Lisesi'ne yeni girmiştim. Çantamı aldı, vefat etti. Doktor olma kararında babanın geçirdiği bu durumunla alakası var mı? Bilinçaltı belki olabilir. İlk tek başıma yaptığım kalp ameliyatım babamın öldüğü kalp kapakçı ameliyatıydı. O zamanlarda hani dedim yani ah babam ne basit bir şeyden gitmiş diyerekten ama fazla da takılı kalmamak lazım. Bizim, biz Türkler olarak mesela kültür, sanat, bilim gibi şeylere falan biraz uzağız. Aziz Sancar radarımıza girmesi için, onu tanımamız için Nobel alması gerekti adamcağızın. Vedat Milor da mesela akademik kariyer yapmış Amerika'da. Hatta ödüller almış. Ama hiç biz mesela adamı duymadık. Twitter'da soruyor işte melemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur diye soruyor ve 500 bin kişi falan böyle takip etmeye başlıyor. Beni hiçbir zaman fark etmeyecekler. Ben aslında çok önemli şeyler yapıyorum diye umutsuzluğa kapıldığın oldu mu hiç? Yok, hayır, hiç. Yani insan herkes işine odaklı oluyor. Ben bir şans eseri tabii böyle bir medyatik olduğum bir yerde bir tanındım. Aslında güzel bir şey. Çünkü yaptığımız işleri daha iyi millete tanıtabiliyoruz. Bir taraftan hani çok zor bir eğitim hayatı geçiriyorsun ama bir göçmen ailesi olma durumu var. Çocukluğuna dair böyle mesela travmalar var mı? Yani iki toplum arasında kalmakla ilgili. Ne Alman gibi hissediyorum, ne Türk gibi hissediyorum. Ben ne yapacağım dediğin zamanlar oldu mu? Bir şey olmadı bende. Öyle fazla şeye de odaklanmıyorum. Ben Alman mıyım, Türk müyüm? Elhamdülillah Müslümanız. Bunu bilirim ben. Gerisi benim için önemli değil ki. Yani gençlerde de görüyorum şimdi. Çok düşünüyorlar, bir şeye takılı kalıyorlar. Yani onu konuşmak istiyorlar. Yani yapan yapsın da ama dediğim gibi fazla şeylere takılı kalmayın.
göçmen kız olarak problemler yaşadım ben bu Almanya'da. Yaşamadım. Ama bir bayan olarak evet zorluklar yaşıyorum ve yaşadım da. Ben 5 sene izne gitmemişliğim olmuştur yani. Maddi durumumuz olmamıştır, zamanımız olmamıştır, yapmamışızdır. Ne oldu? Kötü bir işi olmadı ki. Aslında yetinmekle çok büyük bir avantaj var diyorum. Türkiye'de çok konuşulan bir trend var işte. Mesela iyi bir bölüm okuyan ya da iyi bir meslek sahibi olan çeşitli alanlardaki insanlar şansını Avrupa'da denemeye çalışıyorlar. Buraya gelenlerden mesela senin karşılaştıkların oluyor mu? Arkadaşlar var. Yeni asistan doktorlarımız geliyor Türkiye'den. Bir, çocuklar çok iyi eğitimli. Pırıl pırıllar. Yani saygıları çok had safhada. Soruyorum niye geldiniz diye. Tabii belli bir şartlardan dolayı gelmişler. Burada hayatlarını denemek istiyorlar ama aynı zamanda da görüyorlar ki hayat burada o kadar kolay değil. Belki parayı biraz fazla alabilirler. Şartlar kendilerine göre daha iyidir ama her yerin bir zorluğu var. Bir de Almanlarda şöyle de bir durum var. Herkes bizi daha böyle dönerci, işçi mentalitesiyle biliyor. Hala yani, böyle mi bu? Var. Bazı yerlerde var. Yeni gelenler biraz böyle bir hop nereye vardık yani muameleyi görebiliyorlar yani. Herkes sana diyor ki Avrupa'da hastaneler, sağlık sistemi çok daha iyi. Öyle bir şey yok. Eskiden belki öyleydi diyelim 80'ci 90'cı yıllarda ama şimdi Türkiye bu konuda çok çok daha ileride. Gördüğüm kadarıyla şartları da yeni ziyaret ettiğim hastaneler oldu Ankara'da falan. Çok iyi yerlerde hastaneler. Bu arada kayboldum şu anda senin şehrinde. Farkındayım evet ama yani Avrupa'da yaşayan göçmenler için hep böyle bir memleket özlemi vardır. Bir gün memleketimize döneceğiz, emekliliğimize döneceğiz vesaire gibi bir hikayeler vardır. Yani öyle bir şey hiç aklından geçiyor mu günün birinde Türkiye'de çalışabilirim? Özellikle Noy şehrinde, doğduğum şehrinde insanlardan çok yardım gördük biz. Özellikle babamın öldüğü vakitler. Almanlardan daha çok yardım ve ilgi gördük. O yüzden onlara bir borcu varmış gibi de bir hisset, bir durum var ben. Hastanemi kurma konusunda burada kurmak istiyorum. Ama eğer Türkiye'de öyle bir durum olursa ve her zaman da söylüyorum, Türkiye'de çok değerli hocalarımız var. Bir yapay kalple çalışan. Her zaman yardıma varım yani. Bir de gönüllü olarak yani. Herkes sana diyor ki işte özellikle ünlenince de çok para kazanıyorsun. Çünkü ben çoğu şeyi gönüllü yapıyorum. Bu yapay kalbin demelerini bile gönüllü yapıyorum ben. Çoğu arkadaşlarımız da biraz şey olmuş yani işe insanlar olmuşlar. Bunu yaparsam bu kadar miktar para istiyorum. Şunu yaparsam bu kadar miktar para istiyorum. Biz insanlık için bir şey yapmaya çalışıyoruz. Daha çok buraya yöneldim. Özellikle göçmen insanları hangi yolu kat ettiklerini de göstermek amacıyla tabii. Bakkalcı değiliz burada Almanya'da, Avrupa'da. Biz akademisyen, doktorlarız. Artık seviye atlamak zorundayız. Ben de şimdi bir tanınmış bir doktor olarak yine Türkiye'ye gidersem orada bir şeyler kayboluyormuş gibi geliyor. Kitap üzerinde çalışıyorsun. Ne zaman yayınlanacak? Bu kitabım inşallah Eylül-Ekim ayında çıkacak. Benim hayatım üzerine bir de tabii bir bayanın erkeklerin domine olduğu bir meslekte nasıl hayatını geçirdiğini anlatıyor biraz da. Ama bu kitap şey değil yani hani biz erkeklerden nefret ediyoruz, erkekler bize çok kötü diye kitap diye değil. Yani sadece benim yaşadığım zorlukları çocuklara, kızlara özellikle ve bu nerelerden gelmiş geçmiş, yine de başarmış, nasıl başarmış yani onu göstermek istiyorum. Yapay kalp üzerine de konuşuyorum, nereye gitmesi lazım olduğunu konuşuyorum. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde nasıl bir bilim dünyası bekliyor? Yani sen kalp üzerine çalışıyorsun ama insanların farklı organlarının yapay olarak yapılması da mümkün olacak mı sence? Bence kesinlikle böyle düşmemiz lazım. En büyük problemlerimiz siyasetçiler oluyor. Bizim gördüğümüz kavramları onlar göremiyor belki. Vizyonumuzu algılayamıyor onlar da. Kök hücreyle alakalı çalışmalar oluyor. Çok iyi çalışmalar var. Bunları dediğim gibi hem makaleye dökmek lazım hem de tabii medyatik bir duruma getirmek lazım ki herkes bilsin, duysun, konuşulsun. Bir baskı oluşturmak zorundayız, konuşmak zorundayız. Ben 50 sene sonra yine halen organ bağışı için yalvarmak istemiyorum yani. Yapay organlarla kurtlara değiştirebilsin onu istiyorum yani ve orada da görüyorum. Türkiye'ye gittiğinde mesela gençlerle karşılaştığında nasıl bir tepkiyle karşı karşıya kalıyorsun? Tabii mutluluk oluyorlar, gurur duyuyorlar. Dediğin gibi rol model olarak görüyorlar beni sağ olsunlar. Motivasyonlarını arttırmak için de elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Biraz ailelere dokunmak lazım, annelere, babalara. Ben annem sayesinde bu durumlara geldim. O olmasa ben de olamam. 36 yaşında dul kalmış, 47 sene bir fabrikada çalışan bir annemden aldım elbette ki. Çok çekti annem. Onun çektiklerini bir türlü ona geri verebilmek için yapıyorum tabii ki bu işleri. Bambaşka bir hikayeyle karşı karşıya kaldık. Gerçekten yani eminim izleyen birçok genç insan senin hikayenden büyük bir ilham alacaklar. Yani burada özellikle annelere babalara burada seslenmek istiyorum. Çünkü çocuklara çok baskı yapabiliyorlar bu konuda. Yani şunun kızı bu yaptı, şunun oğlu bu oldu. Öyle şey yapılmasın. Biz ondan vazgeçemeyiz yalnız. Tamam, ben dileğinizi anlıyorum ama yani hiç biz ondan vazgeçemeyiz yani. Ya biz bu böyle yani şey büyük bir ameliyat yapılması lazım bizim toplumumuzda. Bazı böyle bazı düşüncelerimizin alınması lazım. Yoksa
O, biz ondan vazgeçemeyiz. Bak filancanın oğlu şu olmuş, fişmancanın kızı şuraya gelmiş. Bak o böyle birisiyle evlenmiş. Bak o şu yaşa gelmiş hala evlenmemiş vesaire. Bundan vazgeçemeyiz yani. Ya yazık aslında ama keşke öyle olmasa. Keşke öyle olmasa. Yani.